والسابقون السابقون أولئك المقربون. İslam'a düşmanlık eden bir kafir veya müşriğin Müslüman olması için dua etmek caiz mi? Yani eğer şahsiyetli bir insan olduğunu düşünüyorsanız, iyi bir insan olduğunu bilmediğini, bilmeden yaptığını düşünüyorsanız tabii dua edebilirsiniz. Efendimiz Hazreti Ömer ile Ebu Cehil için dua etmişti. Ya Rabbi bu ikisinden birini İslam'la şereflendir, beni onunla destekle. Çünkü Ebu Cehil de önemli bir adam, Hazreti Ömer de önemli bir adam. Ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etti. Layık olan Hazreti Ömer'e nasip etti hidayeti. Demek ki Efendimizin bu duasından anlıyoruz ki böylesi kafirler için, önde gelen kafirler için dua edilebilir. Ama nasıl dua etti Peygamberimiz? Hangisi layıksa. Allah en iyisini bilendir. Biz de öyle dua edebiliriz. Yani ya Rabbi filan kafir hidayete layıksa ona hidayet nasip et. Yoksa mesela hidayete layık olmayan, Allah'ın kalbini mühürlediği bir insan, onun için dua edilemez ama biz onu bilemiyoruz ki. Acaba Allah onun kalbini mühürledi mi? Bilsek zaten dua edemeyiz. Bilsek dua edemeyiz. Ama bilmediğimiz için dua edebiliriz. Yani kalbi mühürlü mü acaba? Bilseydik dua edemezdik. Ama bilmediğimizden dua edebiliriz.